Merhaba arkadaşlar. Enmax için benden uzun süredir bir kombin bekliyordu bir arkadaş. Ona uygun kıyafetleri çıkarttım. Benden uygun fiyatlı kombin istemişti. Ona göre uygun fiyatlı kombinler çıkarttım. Next S200'ü öneriyorum. Bildiğiniz gibi hem dik oturuş pozisyonuna uygun, hem naked'larda da kullanılabilen, sonra değil motor değiştirmek istediğiniz naked'larda da kullanabileceğiniz bir kask. Aynı zamanda hani dış kabuğu polikarbon ama kauçukla desteklenmiş, %30 bir kauçukla desteklenmiş bir yapısı olduğundan bu kaskları öneriyorum. Sessizliği orta düzeydir. İç petleri çıkartılabilir. Full artı full geliyor kask. Bu ne demek? Daha önceden de açıklamıştım ama tekrar açıklayayım. S200 kaskların işte ön havalandırma, pin lock, bu yan kısımlarına sürülebilecek yağ ile beraber işte çene pediyle, burun pediyle hepsi kutunun içinden, size gönderdiğimiz kutunun içinden çıkıyor. Next S200'ün başka ne özellikleri var? Kademeli açılan bir camı var. Bir tane şu yandan açılan bir tane güneş vizörü var. Şimdi yakından göstereyim. Güneş vizörü şuradan açılıyor. Üst havalandırma kanalları, bakış açısı gayet güzel. Kapattığınız zaman sessizliği dediğim gibi bir dereceye kadar. Ve işte yanlarında pin lock bağlantısı var, ön havalandırma kanalı var, mikrometrik bir bağlantısı var. Boyun kısmına gelecek petler gerçekten iyi oturuyor. Ve işte hani çene pet de içinden çıkıyor. Üst havalandırma kanalı gayet basit şekilde açılıyor ve elle idare edilebiliyor. Bu elle idare edilmesi önemli. Çünkü işte hani yağışlı bir hava olur, işte soğuk bir hava olur. Hani hava almasını bir derece engelleyebilirsiniz. Ve arka tarafında spoiler'ın hemen altında tekrar hava çıkış kanalları var. Ve tabii ki hani diyelim işte belli bir süre sonra intercom almak istediniz. X-Com Intercom'a da uygun bir tane yuvası bulunuyor. İç tarafında hani kulak taraflarında da bölümleri bulunuyor. O bölümlere takılıyor. Üstüne de tekrar petler takılıyor. O kulaklıklardan bu Intercom'dan duyup arkadaşınızla iletişime geçebiliyorsunuz. Dediğim gibi X-Com Intercom'unuzu buraya yerleştirip Next S200 kaskla uyumlu şekilde kullanabilirsiniz. Bu kaskın ağırlığı 1550 gram. Eğer bir üst versiyon gibi düşünerek almak istiyorsanız, benim kaskım daha iyi olsun istiyorsanız Shoei GT Air alınabilir. O da hani hem düz oturuş pozisyonuna, naked'lara, scooter'lara uygun GT Air alınabilir. Tabii ki fiyatları yaklaşık bunun iki katıdır. Hani fiyat açısından bilin diye söylüyorum. İşte diyelim işte bu 1000 liraya, 1100 liraya denk geliyorsa Shoei GT Air'ler 2300, 2600, 2800 gibi renk ve renk skalasına ve renklerine göre değişen fiyatlara satılmaktadır. Kask haricinde benim önereceğim uygun fiyatlı olan Venom Jaws Air diye bir mont var. Bu montu daha önceden tanıtımlarda görmüş olabilirsiniz. Uygun fiyatlı, işte şöyle kapandığında da şu şekilde duran ama hani yazlık ve uygun fiyatlı, ucuz fiyatlı bir monttur. Delikli bir yapısı vardır. Yazlık ve baharlık olarak geçer ve bol hava alabilen bir monttur. Ama hani koruma ve muhafazası gerçekten iyidir. Çünkü hani dirseklerimde de, omuzlarımda da, sırtımda da şöyle sırtımda göstereyim. Sırtımda da korumaları var olarak geliyor. Yüksek bir boynu var. Eğer hani tamamen kapatmazsanız biraz daha hava alabilir şekilde sürebilirsiniz. Hani şöyle hafif açarak sürebilirsiniz ama tamamen açık şekilde sürmeyin. Çünkü kazada o zaman tam olarak korumayacaktır. Bu aklınızda olsun. İç tarafında, sol tarafında bir cebi var ve şu kısmında delikli bir tane yapısı var. İç tarafı tamamen delikli şekilde yapılmış. Bununla beraber sunabileceğim Vexo'nun bir eldiveni var. Bu Vexo'nun bu eldivenleri de gerçekten uygun fiyatlıdır ve hani sürüşe uygundur. Yazlık ve baharlıktır. Bu tanıtacağım her şey yazlık ve bağırlıktır. Kask, yazlık ve bağırlık diye bir şey yok. Arkadaşlar bazen o şekilde yazılıyor. Bu eldivenleri de alabilirsiniz. Bu eldivenler de hava geçirgendir. Ama hani bağırlık, yaz aylarında biraz elinizi sıcak tutabilir, terletebilir. Fakat hani şundan bu eldiveni sunuyorum. Diyelim işte yumruk koruması olsun, eklemleri korumaları olsun, işte bilek koruması olsun. Buralarda sert korumalara sahip. Ve bileğinden şöyle cırt cırtla rahatlıkla kapanabiliyor.
Bunu da alabilirsiniz. Bütün hepsini zaten linklerini aşağıda paylaşıyorum ben. Bunlarla beraber kullanabileceğiniz Havik'in bir modelini çıkarttım. Havik modeli, pantolon modeli, içinde Kevlar formalar olan bir model. Ve işte hani kalça koruması olsun, şurasında diz koruması olsun, dikişleri olsun. Gerçekten hani hem elimizde bolca var, hani her bedene göre bolca var. Aynı zamanda hani normal bir kot gibi bu içindeki şu kevlar kısmı çıkmıyor da pardon. Korumaları çıkartıp normal bir kot gibi gün içinde de kullanabilirsiniz. Benim birçok videoda önerdiğim Rockwell botlar var. Rockwell botlar hani uygun fiyatlı ve hani her yeri korumalı olduğu için öneriyorum zaten herkese. Rockwell botun bilek koruması var, topuk koruması var, burun koruması var. Aynı zamanda hani bağcıklı gibi görünse de cırt cırtlı bir model. Bağcıklarını durmadan söküp takmanıza gerek yok. Altı da bunun siyah tabanlısı da var, beyaz tabanlısı da var. Spor modele uygun bir tane bot almak isteyen arkadaşlar bunun DNA Flash gibi bir modeli var. Onu alabilirler. Onun vites koruması da var. Vites koruması hemen üstünde zaten böyle bir ek yeri olarak duruyor. Bunları alıp kullanabilirsiniz. Eğer daha farklı kombinler istiyorsanız hemen açıklamanın alt kısmına bakın. Bir de arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim. YouTube kanalımda seyrettiğiniz zaman beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler.